İkinci Karabağ Savaşı'ndan mutlak yenilgiyle ayrılan Ermenistan'ın savaş sonrası farklı destek arayışları ve diplomatik hamleleri yeni bir savaşın fitilini ateşleyebilir. Güney Kafkasya yeniden çatışmaların merkezine dönüşüyor ve sular bir türlü durulmak bilmiyor. Ermenistan ona arka çıkan güçlerin desteğiyle provokasyonlarını sürdürüyor. Çatışmalar yeniden alevleniyor. Güney Kafkasya jeopolitik ve jeostratejik önemi nedeniyle her zaman olduğu gibi yine ve yeniden emperyalist güçlerin ilgi odağında. Peki Kafkasya neden bu kadar önemli? Avrupa ve Asya'nın sınırında yerleşen, zengin enerji yataklarına sahip olan Güney Kafkasya, tarih boyunca hakim güçlerin kendi konumunu ve nüfuzunu güçlendirmek istediği bir bölge özelliği taşıyor. İmzalanan askeri anlaşmalar, Ermenistan'ın silahlanmasını başka bir boyuta taşıyarak bölgede tansiyonu yeniden yükseltiyor. GZT Orta Asya editörü olarak sizlere doğru bilgi vermek için çok araştırma yapıyorum. GZT'nin YouTube kanalına abone olmayı ve değerli fikirlerinizi şerh bölmesinde bizimle bölüşmeyi unutmayın. Gelin şimdi Ermenistan'ın yeni diplomatik hedefleri neler, daha detaylı 10 başlıkta açıklayalım. Ermenistan'ın 1990'larda dış siyasette izlediği politikayı anlamadan bugünün siyasi sistemini anlamak zor olabilir. Bir ülkenin dış siyasetini belirleyen en temel sebeplerin başında o ülkenin coğrafi konumu gelir. Ermenistan'ın dış politikasını anlamak için onun haritadaki yerine bakmak yeterli olacak. Denize çıkışı olmayan Ermenistan'ın önemli ticari noktalarla da bağlantısı oldukça zayıf. Bölge komşularıyla ilişkilerine bakacak olursak eğer çok da başarılı olduğu söylenemez. 1991 tarihinde Sovyetlerden bağımsızlığını ilan eden Ermenistan her zaman Rusya'ya bağımlı bir politika yürüttü. Paşinyan'ın izlediği Rusya karşıtı politika bu anlamda Ermenistan'ın dış politikasında bir dönüm noktası olabilir. Bu anlamda başından beri Batı yanlısı politika izleyen Ukrayna ve Gürcistan'ın Ermenistan'a örnek olduğunu söyleyebilir miyiz? Bağımsız Ermenistan'ın ilk cumhurbaşkanı Lev Ter-Petrosyan'dır. Petrosyan, Türkiye ile ilişkiler ve Karabağ konusunda Azerbaycan'la uzlaşmaya hazırdı. Pragmatik bir siyaset izliyordu. Ancak güçlü Ermeni diasporasının ve elbette Rusya'nın baskısıyla istifa etti. Genel olarak Ermenistan cumhurbaşkanlarının dış siyasette izlediği politikaya bakacak olursak siyasi, ekonomik ve kültürel olarak Rusya'nın baskısı altında olduğunu görmek mümkün. Coğrafi konumundan dolayı izole olması Ermeni ekonomisini zayıflatmış ve Rusya'ya bağımlı kılmıştır. Petrosyan'dan sonra iktidarı ele geçiren Ermenistan'ın ikinci cumhurbaşkanı Koçaryan özellikle İran ve Rusya ile olan ilişkileri güçlendirdi. Ancak her ne kadar Rusya ile derin ilişki içerisinde olsa da Ermenistan ABD ile de ilişkileri es geçmedi. Zaten Putin'in iktidara gelmesi ve benimsediği güvenlik doktriniyle Rusya'nın Kafkasya'daki etkisi daha da güçlendi ve bundan rahatsızlık duyan ABD duruma el attı ve atmaya da devam ediyor. ABD'nin 1990'lardan başlayan ve günümüze kadar devam eden Ermenistan desteğinin sebebi ise Rusya'nın Kafkaslardaki gücünü zayıflatmaktır. Toparlamak gerekirse, Ermenistan dış politikasında Rusya'ya özel önem verilmekle birlikte 1990'lı yıllardan itibaren Avrupa Birliği ve ABD ile de ilişkiler geliştiriliyor. Nikol Paşinyan, 2018 yılında gerçekleşen kadife devrim ve daha sonra düzenlenen parlamento seçimleri sonucunda yönetime geçti. Paşinyan'ın göreve başladığı yıllarda benimsediği politikanın günümüze kıyasla değişen ve dönüşen bir yapıya sahip olduğu anlaşılıyor. 2018-2020 yılları arasındaki zaman diliminde Ermenistan'ın dış politikası geleneksel olarak stratejik ortağı olan Rusya yönünde şekilleniyor. Rusya ile olan ilişkilerine Paşinyan görevinin ilk yıllarında sadık kalıyor. Ancak İkinci Karabağ Savaşı'ndan sonra Paşinyan, Rusya'nın Ermenistan'ı defalarca hayal kırıklığına uğratması nedeniyle ABD ve Fransa ile yakınlaşmanın normal olduğunu, Rusya'nın Ermenileri yüzüstü bırakması ve Güney Kafkasya'daki başarısızlığı Ermenistan'ın kendisine daha güvenilir müttefikler arayışı içerisine girmesine neden oldu açıklamasında bulundu. Paşinyan sert tavrını biraz yumuşatırcasına Rusya'nın Ermenistan'ı yalnız bırakmasının sebebini Rusya-Ukrayna savaşına bağlıyor. Ermenistan'ın adeta bölgedeki güvenlik mimarisi olan Rusya, Ukrayna'daki savaş nedeniyle istese bile bize savunma araçları sağlayamaz açıklaması Ermenistan'ın batıya dönük politika uygulamasının stratejik bir hata olmadığını kanıtlar nitelikte.
Paşinyan'ın İngiltere basınına verdiği röportajda ise Rusya-Ukrayna savaşında Rusya'nın müttefiki olmadıklarını ve bu duruma hiçbir şekilde etki edemedikleri için üzgün olduğunu, Ukrayna halkıyla kardeş olduklarını ve Ukrayna'daki Ermenilerin kendilerini çok iyi hissettiklerini bildirdi. Ama arşiv böyle söylemiyor. 2022 yılında Ermenistan'dan havalanan savaş uçağı Ukrayna'da kullanılmak üzere Rusya'ya gitti. Ve ayrıca Rus yapımı savaş uçakları da Ermeni pilotlar tarafından kullanılıyordu. 2 sene önce Ukrayna'nın işgaline ortak olan Ermenistan, bugün çıkarları doğrultusunda Ukrayna'ya müttefik olduğunu söylüyor. Her zaman işgalci bir tutum sergileyen ve tutarsız diplomasi yürüten Ermenistan, görünürde Rusya tarafından önemsenmiyor bile. Ermeni diasporası Fransa'da 700 bini aşkın Ermeni nüfusuyla iç politikada söz sahibi. Fransızlar her ne kadar Ermenistan'a destek verseler de istikrarsız Fransa iç politikası için tehlike olması bakımından Ermeni diasporasından rahatsızlar. Ancak endişelere rağmen Fransa Ermenistan'a desteğini sürdürüyor çünkü çıkarlar söz konusu. Karabağ'da yaşanan son gelişmeler sonrası Macron, uluslararası kamuoyu önünde Ermenistan'a desteğini, Azerbaycan'a ise tepkisini ortaya koydu. Sadece Azerbaycan'a değil, Türkiye ve Rusya'ya da sert tepki gösterdi. Paşinyan'ın son Paris ziyareti ise bu ilişkileri daha üst seviyeye taşıdı. Paşinyan'ın Paris'i ziyaret etmesinin sebebi Ermeni asıllı Fransız şair Misak Maşunyan ve eşinin mezarlarının Panteon'a taşınmasıydı. Panteon, önemli Fransız entelektüellerinin defnedildiği ulusal anıttır. Ermeni şairin gösterişli bir törenle Panteon'a defnedilmesi ilk bakışta Fransa ve Ermenistan'ın arasında var olan kültürel bağların bir yansıması imajını verse de aslında iceberg'in görünmeyen kısmı daha derin bir mesaj içeriyor. Büyük bir Ermeni diasporasına sahip olan Fransa'nın Ermenistan'la olan tarihi dayanışması, işbirlikçi bir doğaya sahip olan Fransa, Ermenistan ilişkileri ve Fransa'nın Ermenistan'a ekonomik ve politik düzeyde desteği Kafkasya bölgesinde yeni sorunlara yol açabilir. Fransa, Ermenistan'a sadece destek sağlamıyor. Aynı zamanda Fransa'nın etkisi altında olan ülkeler, örneğin Hindistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan gibi ülkeleri de Ermenistan'la askeri ortaklıklar kurmaya teşvik ediyor. Peki bu ülkelerle Ermenistan'ın diplomatik ilişkileri ne durumda? Gelin kısaca anlatalım. NATO ve Avrupa Birliği üyesi iki ülke, Fransa ve Yunanistan. Ortak çıkarlar, siyasi görüş birliği ve ayrıca Hristiyan dayanışması bu ülkeleri bir araya getiren temel sebeplerin başında. Her iki ülke jeopolitik önem açısından Avrupa'nın en önemli aktörleri. Fransa'nın nükleer güce sahip olması, Yunanistan'ın Fransa ile savunma alanında koordine bir şekilde hareket etmesinin belki de en tutarlı nedeni. Türkiye ile yaşanan Ege Deniz sınırı anlaşmazlıkları, Kıbrıs sorunu, sığınmacı ve göçmen krizleri, askeri varlıkların konumu vesaire, Yunanistan'ın Fransa ile Azerbaycan ve Türkiye'ye karşı ortak hareket etmesinin ve Ermenistan'ı desteklemesinin en önemli nedenleridir. Fransa'nın ise başlıca amacı Doğu Akdeniz'de güçlenebilmek. 4 Mart'ta Yunanistan-Ermenistan Savunma Bakanlarının askeri alandaki görüşü Yunanistan Savunma Bakanı tarafından yapılan Ermenistan ve Yunanistan arasındaki ortak tarihi köklerimizden doğan kardeşlik ilişkileri daha da gelişebilir şeklindeki açıklaması iki ülke ilişkilerini açıklığa kavuşturuyor. Gelelim Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Ermenistan, Türkiye'ye karşı benimsedikleri politikada birer müttefikler. Ermenistan'ın ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin uluslararası kamuoyundaki profili ve imajı da bu ülkeleri bir araya getiren sebeplerden biri. Müttefikler arasında askeri işbirliğine dair birçok anlaşmalar imzalandı. Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin her zaman Asala terör teşkilatına ve benzeri birçok terör örgütlerine destek verdiğini unutmamalı ve bu noktada Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Ermenistan'la ortak hareket etmesini ve müttefikliğini yadırgamamak gerek. 26 Şubat 1992 yılında Hocalı gibi insanlık dramının yaşandığı bir zamanda Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Ermenistan'la diplomatik ilişkiler kurdu. 2011 yılında iki ülke cumhurbaşkanlarının görüşmesinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Kıbrıs halkının Türk işgalinden kurtulma mücadelesine verdiği ve bu mücadelede Ermenistan'ın desteğini özel olarak vurgulamıştı.
Yunanistan'ın aldığı her karar, attığı her adım otomatik olarak Güney Kıbrıs Rum yönetiminin de aynı kararı almasına ve hamle yapmasına yol açıyor. Güney Kıbrıs Rum yönetimi 2. Karabağ Savaşı sırasında resmi açıklama yaparak Azerbaycan'ın etnik temizlik yaptığını ileri sürerek ezeli müttefikine manevi destek sağlamıştı ve Azerbaycan'ın hak mücadelesini uluslararası kamuoyu önünde kınadığını belirtmişti. Türkiye ve Azerbaycan'a karşı oluşturulan bu koalisyonlar göründüğü üzere Ermenistan'a destek vermekle yeni bir gerilime kapı aralıyor. Hindistan'da diğer devletler gibi Ermenistan'a verdiği destekle sadece Azerbaycan'da değil, en doğru ifadeyle Güney Kafkasya'da bölgesel barışa karşı olduğunu göstermiş oluyor. Hindistan-Pakistan arasında 77 yıldır çözüme kavuşmayan Keşmir sorunu aslında Hindistan'ın Ermenistan desteğini açıklar nitelikte. İkinci Karabağ Savaşı zamanı Pakistan'ın uluslararası arenada Azerbaycan'a diplomatik desteği Hindistan'ı Ermenistan'a yönlendirdi. Hindistan kendi çıkarları doğrultusunda Ermenistan'la ilişkilerini güçlendirerek bölgedeki etkinliğini artırmaya çalışıyor. Ermenistan'la yakınlık Hindistan'ı İran'a da yakınlaştırıyor. 2000 yılında Rusya, Hindistan ve İran tarafından kurulan Uluslararası Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru bu ilişkileri daha üst seviyeye taşıdı. Türkiye, Azerbaycan-Pakistan müttefikliğine karşı Hindistan-İran-Ermenistan ittifakı bölgedeki dengeleri değiştiriyor. Daha somut örneklerle birazdan iki ülke arasındaki ilişkileri detaylarla gerekçelendireceğim. Coğrafi yakınlıkları nedeniyle hem de çeşitli çıkarların da söz konusu olduğu İran-Ermenistan ilişkileri çok eskiye dayanıyor. İran Ermenistan'ı Azerbaycan'a karşı bir baskı aracı olarak kullanıyor ve sınır komşusuyla olan ilişkisine ayrı bir önem veriyor. İran'ın Ermenistan'la olan stratejik ortaklığının temelinde Güney Azerbaycan korkusu yatıyor. Yaklaşık 40 milyon Azerbaycan Türkünün ayaklanmasından, milli duygularından korkan Tahran yönetimi adeta Ermenistan'ı arkasına alıyor ve 2. Karabağ Savaşı'nda da açıktan Ermenistan'ı destekledi. Dünyada güçlü bir lobiye sahip olan Ermeniler, İran'da da bu güçlerini etkin bir şekilde kullanıyorlar. Düşünün ki İran'da yaşayan 40 milyona yakın Güney Azerbaycan Türklerine kendi ana dillerinde eğitim alma hakkı tanınmazken Ermeniler kendi dillerinde eğitim alıyorlar. Böyle bir durumda İran'ın Azerbaycan'a karşı samimi tavrından bahsedebilir miyiz? Dahası Aras Nehri'ni dünyanın en tehlikeli nükleer santrallerinden biri olan Metsamor nükleer santrali için atık nehrine çevirmesi de İran'ın Güney Azerbaycan'a yönelik politikasının bir diğer tarafı. Sebebi ise çok açık. Aras Nehri suyuyla Güney Azerbaycan Türklerini zehirlemek. İran'ın Ermenistan'la ilişkileri sadece diplomasi aracılığıyla değil, göründüğü üzere çok farklı bir şekilde ilerliyor. Bu santral Türkiye'ye 16 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Avrupa Birliği, Türkiye ve Azerbaycan santralin kapatılmasını istiyor. Ancak İran bu konuda endişeli davranmıyor ve sessizliğini koruyor. Bu durumsa İran'ın Ermenistan'la beraber Azerbaycan'a karşı uyguladığı ekoloji terörün göstergesi. Geçen senenin Aralık ayında İran ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarının görüşünde tüm Türk dünyasını yakından ilgilendiren bir karar alındı. Nüfusun %95'i Türk olan Tebriz şehrinde Ermenistan konsolosluğunun açılmasına dair karar resmileşti. Tebriz şehrinin özellikle seçilmesi tesadüf değil ve bu görüşmede İran Dışişleri Bakanı Ermeni mevkidaşına Ermenistan'ın güvenliğine İran'ın güvenliği gibi bakıyoruz sözleriyle İran anti-Azerbaycan politikasını bir daha göstermiş oldu. Ermenistan, komşu olduğu devletlerin neredeyse tümünden toprak talep ederek bölge politikasını önemli derecede tehlikeye düşürüyor. Örneğin Türkiye'nin doğusuna, İran'ın kuzeybatı bölgelerine olan toprak iddiaları bugün bile devam ediyor. Hatta müttefiki Rusya'nın Krasnodar ve Stavropol bölgelerinde bile hak iddia ediyorlar. Defalarca Krasnodar Ermeni Cumhuriyeti sloganları bile Ermenilerin Ruslara sırtını çevirmesi ve batıya yönelmesinin kanıtıdır. Ama en önemli toprak talepleri ve iddiaları yıllardır Gürcistan'la yaşanan Cavahiti bölgesi üzerine. Aslındaysa yıllardır Ermeni-Gürcü sorununa yol açan bu bölge Stalin tarafından sürgün edilen Ahıska Türklerinin yaşadığı tarihi topraklardır.
Peki Türkiye'nin kuzeydoğu sınırında yer alan Cavahati neden bu kadar anlam ifade ediyor? Sebebi Cavahati bölgesiyle Batum arasında 50 kilometre mesafe olması ve bu mesafelerin de Karadeniz'e açılması. Gürcistan, Ermenistan için dünya pazarına açılmada çok mühim bir öneme sahip ve transit bir ülke. Çünkü doğal gaz ve petrol ihtiyacını bu ülke üzerinden karşılıyor. 17 Kasım 2023 yılında iki ülkenin silahlı kuvvetlerde devam eden reformlara ilişkin ikili işbirliği planı imzalanması var olan tarihi sorunları göz ardı etmiyor. Yukarıda anlattıklarımdan anlaşılacağı üzere Ermenistan'ın politika kitabında kalıcı dost ve daimi müttefik kavramları yok. Paşinyan'ın yürüttüğü siyaset şu an batıya dönük. Batılı güçlerin desteğiyle iktidara gelen Paşinyan misyonunu istikrarlı bir şekilde devam ettiriyor. Varlığını Rusya'ya borçlu olan Ermenistan'ın tarihin herhangi bir döneminde Rusya karşıtı siyaset yürüteceğini düşünebilir miydiniz? Paşinyan'ın iktidara gelmesinden sonra artık iki ülke ilişkileri güven sorunu yaşıyor. Paşinyan'ın Rusya karşıtı politikası bununla da bitmiyor. Ermenistan'ın Kolektif Güvenlik Antlaşması örgütü üyeliğini donduracağı mesajını da veriyor. Şubat ayında Ermenistan Moskova'da Bağımsız Devletler Topluluğu üyesi ülkelerin askeri eğitimle ilgili toplantısına da katılmayarak bir anlamda tepkisini ortaya koydu. Bunların hepsi Paşinyan'ın gerekli siyasi iradeye sahip olmadığını gösteriyor. Avrupa Birliği yetkilileri Ermenistan'ı ziyaretler yaparken ve anlaşmalar imzalarken Rusya sadece Ermenistan'ın politikasını eleştirmekle kalıyor. Ve bu durum Avrupa Birliği ülkeleri ve Rusya için ulusal çıkarları doğrultusunda Ermenistan'ın önemini biraz daha artırıyor. Ermenistan'ın Paşinyan yönetiminde Putin'e karşı ceza davası açan Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma statüsünü onaylaması Rusya'ya karşı bir diğer sert tutum örneği. Rusya karşıtı eğilimler sadece Ermenistan'ın güç çevrelerinde değil, halk içerisinde de gözlemleniyor. Ermeniler bugün içerisinde oldukları ekonomik zorluklardan dolayı Paşinyan ve Rusya hükümetini suçluyor. Paşinyan'ın ülkenin milli çıkarlarına ihanet etmesi gerekçesiyle ülkede gerginlik sürüyor. Halk içerisinde de iki kutup var. Bir kısım Batı eksenli politikayı savunurken diğer taraf Paşinyan'ı Rusya'dan uzaklaştığı için suçluyor. Peki sizce bütün bu olanlara rağmen Rusya neden hala Ermenistan'ı tolere ediyor? Bence Rusya ezeli müttefikini çok iyi tanıyor. Paşinyan'ın Batı yönünde çok fazla beklentiye girdiğinin farkında ve yakın dönemde Paşinyan ya Rusya'ya yönelir ya da Paşinyan'ın yerine daha Rusyanlı politika izleyen birisi getirilir. Zannımca Paşinyan darbe girişimiyle ya gider ya da siyasi muhalifleri onu istifaya zorlayabilir. Paşinyan'ın Paris ziyareti kapsamında Macron'un söylediği Fransa'nın Ermenistan'ın bağımsızlığına, toprak bütünlüğüne, demokratik gidişatına ve temelde barış arzusuna verdiği desteğe güvenebilirsiniz. Açıklaması Fransa'nın Güney Kafkasya'ya yönelik tutumunu ve Ermenistan'ı silahlandırmaya devam edeceğini göstermiş oldu. Resmi Paris, Erivan'a yapılan askeri yardımın her ne kadar tamamen savunma amaçlı olduğu konusunda ısrarcı olsa da Fransa'nın bölgesel barışı teşvik etmediği ortada. Her iki ülke Mistral hava savunma füze sistemi için Şubat ayında iyi niyet mektubu imzaladı. Fransa Savunma Bakanı'nın Erivan ziyareti kapsamında Ermeni askerlerine dağ muharebesi eğitiminin verilmesi yönünde anlaşmaya varıldı. Fransa Savunma Bakanı Le Cornu'nun Erivan ziyareti öncesinde mevkidaşı Suren Papikyan'la 3 kez askeri ortak çalışma yönünde Paris'te görüşmeler gerçekleştirdiği resmi kayıtlarda bulunuyor. Bu görüşmeler kapsamında Fransa'nın Erivan'da askeri ateşelik açacağı da belirtildi. Avrupa medyası Ermenistan'ın bu demokratik hamlesini riskli jeopolitik oyun şeklinde tanımlıyor. Resmi Erivan'sa kendisini 2. Karabağ Savaşı'ndan sonra geleneksel müttefiki Rusya tarafından terk edilmiş hissettiğini ve yeni bir destek aradığını söyleyerek savunmaya geçiyor. Görünen o ki Paşinyan'ın bu oyunda güvendiği askeri omuz Macron'un omuzu. Fransa ise 3 milyon nüfuslu Ermenistan'ın güvenlik sağlayıcı müttefiklere yönelmesini çok doğal karşılıyor. Ayrıca tarihsel ve kültürel ilişkilere sahip iki ülkenin askeri alanda işbirliğini güçlendirmesi çok doğal karşılanmalıdır diye bildirdi resmi Paris. Ermenistan'ın silahlandırılması Güney Kafkasya'da her zaman barışı sağlamak amacıyla yıllardır çaba sarf eden Azerbaycan için oldukça hassas bir konu. Doğal olarak Azerbaycan'ın tepkisine neden oluyor.
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan'ın barışı desteklediğini ve hiçbir devletin topraklarında gözü olmadığını her zaman beyan ediyor. Tarihi çarpıtarak işgal ettiği toprakları kendi toprakları gibi göstermeye çalışan Ermenistan'dır. İlham Aliyev, bölgede yeni bir çatışma yaşanırsa bunun sorumlusu Fransa'dır diyerek diplomatik gücüyle Fransa'nın sömürge politikasını eleştirdi. Ermenistan'ı açık bir şekilde destekleyen ve silahlandırmaya devam eden Fransa'ya İlham Aliyev'in Marsilya tavsiyesi çok yerinde olacak. Fransa senatı qətnamə qəbul edir ki Dağlı Qarabağ tanınsın. Sizin belə onlardan xoşunuz gəlirsə, mən demişdim müharibə dövründə, verin Marsel şəhərini, onun adını dəyişdirin, onlara orada ikinci dövlət yaradı. Amma bizim işimizə heç kim qarışa bilməz. Peki Fransa Ermenistan'a sağlayacağı silah ve askeri teçhizatını hangi rota üzerinden gerçekleştirecek? Fransa'nın Ermenistan'a savunma desteğini göndermesi için elbet alternatif yollar vardır. Örneğin Fransa'dan Ermenistan'a karayolu veya demiryolu ile ulaşım mümkün ama çok karmaşık. İşte burada Karadeniz rotası devreye giriyor. Peki Ermenistan, Güney Kafkasya'nın bir diğer önemli ülkesi Gürcistan'la silah taşınması konusunda bir anlaşmaya varabilir mi? Yukarıda anlattığım tarihsel sorunlar bağlamında Gürcistan bence böyle bir anlaşmaya izin vermez. Yunanistansa Ermenistan'ı silahlandıran diğer bir önemli aktör. Özellikle Türkiye ile yaşadığı gerginlikten sonra Fransa merkezli Dassault Rafale savaş uçaklarının tedariki dikkat çekiyor. 2021 yılında Fransa ve Yunanistan arasında Belhara tipi fırkateyn alımı için anlaşma imzalanmıştı. Bir sene önce resmi tanıtımı yapılan Belhara sınıfı Kimon fırkateyni Yunan bakan Nikos Dendias'a göre bölgede barışı sağlamaktan ziyade aynı zamanda bir güç yansıması olarak da hizmet gösterecek. Özellikle güç yansıması söylemi çok manidar. Yunanistan'ın Fransa'dan tedarik ettiği savunma araçları Ermenistan için çok önemli. Çünkü askeri alanda Yunanistan'dan destek sözü alan Ermenistan, Yunanistan'ın önemli silah tedarikçilerine dönüşebilir. Türkiye, Azerbaycan-Pakistan müttefikliğine karşı Hindistan, İran, Ermenistan ittifakı bölgedeki dengeleri değiştiriyor. 2020 yılında Svati radarları için Hindistan'la 40 milyon dolarlık askeri anlaşma imzalandı. Ermenistan'ın ihtiyaç duyduğu savunma teçhizatlarını işbirliği çerçevesinde Hindistan'dan tedarik etmesi, Ermenistan'ın Hindistan'ın önemli silah tedarikçisi olmasına yol açıyor. Hindistan ayrıca stratejik öneme sahip ihracatlara hizmet etmek amacıyla Ermenistan'a bir hava koridoru oluşturuyor. HAL ve Concor şirketleri bu amaçla Hindistan'la Ermenistan arasındaki lojistiği güçlendirecek HALCON ortak çalışma grubu bile oluşturdu. Özellikle Azerbaycan'ın anti-terör operasyonları sırasında ABD'nin Ermenistan'a desteği artmaya başladı. 2023 yılında Eagle Partner 2023 ismiyle yapılan tatbikat Rus medyasında yararsız şeklinde yer almıştı. İki ülke arasında imzalanan stratejik sivil nükleer işbirliği anlaşması ise ABD'nin Ermenistan'ı destekleme çabalarının en önemli örneği. ABD'nin ve NATO'nun Ermenistan'a desteği, ABD'nin Ermenistan'da gerçekleştirdiği askeri tatbikatlar, NATO'nun Ermenistan'a NATO'ya katılma çağrıları, Fransa-Ermenistan ilişkilerinin en üst seviyeye taşınması, Güney Kafkasya'nın yeniden bir mücadele alanına dönüştüğünü gösteriyor. Ama burada küresel güçlerin ilgi odağında olan tabii ki Ermenistan değil. Güney Kafkasya'da iştah uyandıran ulaşım ve ticari koridorlar, enerji, maden yataklarıdır. Amerika ve Batı ülkelerinin Güney Kafkasya da gerginliği yükseltmesi Rusya'nın Ukrayna'da savaşı sürdürmesine rağmen onun için yaşam kaynağı olan Güney Kafkasya uğrunda mücadele etmesine engel olamaz. Ermenistan'ın ezeli müttefiki Rusya'dan uzaklaşması, Batı eksenli politika uygulamaya çalışması, İran'la olan ilişkileri, Rusya'nın Kafkasya'da sürdürdüğü politika açısından çok önemli. Hala Ukrayna ile savaş halinde olan Rusya, Kafkasya'da dengelerin bozulmasını istemez. Ve ne pahasına olursa olsun, dış politika gereği, Rusya, Güney Kafkasya'daki gücünü ve nüfuzunu koruma gayreti içindedir. Rusya'nın Kafkaslar'da gücünün ve etkisinin azalması demek, Türkistan ve Orta Doğu'da, Karadeniz'de, Boğazlardan Akdeniz'e geçişte gücün kaybedilmesi demektir.
Rusya'nın varlığı bir anlamda Kafkasya'daki gücüne bağlı. Avrupa ve Amerika'nın Ermenistan aracılığıyla Kafkasya'da etkili olmaya çalışma çabaları elbet Rusya'nın müdahalesiyle karşılaşır. Özellikle Washington, Hazar Havzası'ndaki enerji kaynaklarının üretimi ve dünya pazarına sunulmasıyla ilgileniyor. Peki ABD bölgedeki ekonomik hedeflerine ulaşmak ve enerji kaynaklarına erişim sağlamak amacıyla büyük miktarda petrol ve doğalgaz rezervine sahip olan Azerbaycan'la işbirliğini Ermenistan'a destek vermekle tehlikeye atmıyor mu? Hazar Havzası'nın enerji kaynakları 1950'li yıllardan itibaren kullanılmasına rağmen bölgede büyük miktarda petrol rezervinin bulunması bu coğrafyada yeni ekonomik ve jeopolitik olaylara ve ciddi rekabete yol açıyor. ABD, Güney Kafkasya devletleriyle siyasi ve ekonomik işbirliğini genişleterek Hazar Denizi'ndeki enerji kaynaklarının Rusya'nın kontrolüne geçmesini engellemeye çalışıyor. Sizce Amerika ve Avrupa'nın Güney Kafkasya politikası Azerbaycan'ı nasıl etkileyecek? Ermenistan'ın yeni diplomatik hamleleri bölgede hangi gerilimlere sebep olacak? Yorumlarda buluşalım. İkinci Karabağ Savaşı'ndan mutlak yenilgiyle ayrılan Ermenistan'ın savaş sonrası farklı destek arayışları ve diplomatik hamleleri yeni bir savaşın fitilini ateşleyebilir.